نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة الإيمان الحمد لله على نعمة القرآن الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على قرة عيوننا محمد اللهم صل على رسولنا محمد وعلى آل رسولنا ونبينا محمد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مائدة سورة سندئيز سورة 46. آيتindeyiz. Estağfirullah. Billah. Maide suresi 46. ayet. En son araştırma yapıyorum. Yere kalmışsınız. Neyin incelemesiydi o? Meyala geçip 40 tane şey meyala geçip meyala yapıyoruz. Yani kendine baktık. İşte neye baktık? Bu yanından gözüküyor diye iki el arası var, bir şey var ya. Baktık onların hepsi. Meal yazmaya geçtik. Meal yazmaya geçtik. Meal yazmaya başlamışız. وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. مصدقا لما بين يديه من التوراة. Bunu deyim olarak veya aynıyla kullanmak bayağı zor burada. Tevrat'tan iki eli arasındakileri tasdik edici olarak. Arapçasında böyle bir şey gözüküyor. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati. Tevrat'tan iki eli arasındakileri tasdik edici olarak. Buna gönderdik değil de ardı sıra gönderdik anlamı verdik. Kaffeyle peşi sıra, ardı sıra, ardından manasında.
yalın gönderdik demedik, diyemezdik zaten. Evet. Ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Tevrat'tan iki eli arasındakileri tasdik edici olarak. Artları sabretmesek bir yere gittiler mi? Onların arkasını artlar için. İşte onlar ahirete gittiler. Artları sıra Meryem oğlu İsa'yı gönderdik. Onların gidişinden sonra anlamında. Onların izleri üzere, daha fazlası da var. Hâlâ âferihim. Onların gidişleri, izleri üzere, artlarından. Artlarından bize ne yerleştirdik? Hı? Artlarından bize, artlarından ne yerleştirdik? Hocam, lima iki yedi arasındakiler için mi? Tasdik edici olarak. Yani aslında bu iki eli arasındaki ifadesi Arapçada önündeki anlamına gelen bir deyim bu. Çünkü iki el böyle insanın önündedir ya. Dolayısıyla önündekileri tasdik edici anlamında. Bir de önünde ne var, neleri tasdik ediyor? Örneklemiş Allah Azze ve Celle burada. Özellikle Tevrat'ı. Dolayısıyla buraya dipnot atıp önündeki anlamında. Ama neyin önündeki falan bayağı bir karmaşık olacak. Anlaşılması güç. Tevrat'tan İki eli arasındakileri tasdik edici olarak. Kimin iki eli arasındakileri? Meryem oğlu İsa'nın. Yani Meryem oğlu İsa'nın önünde duran, ondan önce gelmiş olan Tevrat'ı tasdik edici bir rolde Allah göndermiş. Evet, yani anlaşılması için öyle demekte fayda var sanıyorum. Önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak. Yazayım onu. Ellerindeki Tevrat desek olmaz. Deyimin anlamı ellerindeki manası değil. Deyimin anlamı önündeki manası. Geçen derste bütün baktık Kur'an-ı Kerim'de. Tevrat'tan önündekileri tasdik edici olarak. Önündeki Tevrat'ı tasdik edici. Yani min var orada, biraz ondan vazgeçmek de. Gerçi o rolde bir min gibi durmuyor ama. Tevrat'takileri tasdik edici olarak. Sanki Tevrat'ın içinden Tevrat. Önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Tevrat'tan olanları ne demiyor hocam? Şimdi buradaki min Tevrat'ın içinden bir parça anlamına gelen bir min değil de ma'nın içinden Tevrat'ı seçiyor. Çünkü önündekiler dedi ya orada li ma beyne yedeyi. Önündekiler ne gibi mesela diyorsunuz? Tevrat gibi diyor, İncil gibi. Oradaki gibi Türkçe'de nasıl bir işlev görüyorsa buradaki min de onun gibi bir işlev görüyor. Yani benzeri başka yerlerde diğer örneklerin sıralandığı ifadeler de var. Estağfirullah. Musaddikan lima beyne yedeyhi minet tevrati vel incili. Mesela. Aha. Dolayısıyla devam etse daha başka örnekler de sırayabilir. Minet tevrati vel incili. İşte ne var mesela? Vel furkani bilmem ne diyebilir. Dolayısıyla buradaki min hangi bütünden parça seçiyor derseniz ma bütününde. Ma bütünün tanımı ne? Önündekiler. Meryem oğlu İsa'nın önünde kilerin hepsini aslında tasdik ediciydi. Hazreti Nuh'a verilenleri de tasdik ediciydi. Ama Allah Azze ve Celle içlerinden
Tevrat'ı örnekledi, diğerlerini anmadı. Fakat onlar hala kapsam içindeler. Çünkü mâ beyne yedeydi. Önünde her ne varsa. Tevrat gibi, İncil gibi. Bizim Türkçe'de bunun ifade edilişi, yani biz böyle söyleriz. Önündekileri her ne varsa, Tevrat gibi, İncil gibi diye gibi diye gidiyoruz biz. Arapçada bu kalıp min ile alıyor örneklerini. Li mâ beyne yedeydi. Dolayısıyla burada o mini koyunca sanki Tevrat'ın içinden bir kısmını kastedermiş gibi bir manaya kaçıyor. Ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Önündekileri tasdik edici olarak. He? Ya da önündeki Tevrat'ı tasdik edici olarak diyeceğiz. O ifade, yani önündekileri tasdik edici, o genel kapsam kaybolacak. Sadece Tevrat'ı tasdik edici olarak gelmiş gibi olacak Hazreti Mesih. Halbuki Arapçasındaki ifade önünde her ne varsa tasdik edici olarak, bunlardan da Tevrat anılmış. Tevrat gibi mesela denilmiş. Şöyle olabilir. Önündekileri nokta Tevrat'ı tasdik edici. Tevrat'ın içinde. O zaman önündekileri söyleyin abi. Tamam. Tevrat içinde olduğunda hem önündekileri hem de Tevrat'ı da anılmış. Önündekileri tasdik edici olarak. Tevrat içinde. Başka nasıl diyor? Tevrat içinde. Tasdik edici olarak yani. Daha karmaşık oluyor. Hocam peki şöyle olabilir mi? O zaman içinde Tevrat'ın mesela bir kısmının korunmadığı ve kalmadığı, önlerinde Tevrat'ın bir kısmının kaldığı gibi bir anlam çıkar mı buradan? İşte bu min omin değil. Omin olsa bu min omin değil. Bu min, ya aslında Tevrat'tan parça seçmiyor. Ma'nın, ma bütünü var ya, önündekiler diyor. Ondan sonra onlardan örneklemeye geçiyor. Tevrat'ı mesela diyor, İncil'i tasdik ediyor. Tevrat'tan, İncil'den vesaire. Dolayısıyla Tevrat'ın bir kısmı anlamına gelen bir ifade değil buradaki. Evet, bazı mealciler öyle değerlendirip Tevrat'tan bir kısım gibi meal yapmışlar. Doğru. Ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Önündekileri. Virgüle geçebiliriz. Önündekileri. Tevrat'ın önündekileri olmaz mı? Efendim? Tevrat'ın önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak. Tevrat'ın önündekileri. Tevrat'ın önündekileri de. O zaman Tevrat'ın önündekiler gibi olur. Önündekiler Meryem oğlu İsa'nın önündekiler. Yani zamir önündekileri. Kimin önünde? Meryem oğlu İsa gelmiş. Kendi önünde, yani geçmişe doğru önünde duran Allah'ın gönderdiği diğer kitapları tasdik edici bir olarak gelmiş. Zaten her yeni gönderilen Resul kendisinden öncekilere tanıklık etmiş, onları tasdik etmiş, onlara şahitlik etmiş. Dolayısıyla Meryem oğlu İsa'nın önündekiler, Tevrat'ın değil de ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak. Sanıyorum en belki az zararla bu meali tercih edebiliriz. Musaddiqan lima beyne yedeyhi minet tevrati ve ateynahul incila. Ayrıca ona ve ona ve ona İncil'i verdik.
وَاَتَيْنَاهُ الْاِنْجِيلَ ف۪يهِ هُدًا وَنُورٍ. Onda hidayet ve nur vardır. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ. Bir de işin ilginci, ifade ayette tekrarlanıyor ikinci kez. Ve önündekileri ve Tevrat'ı. Hocam önündeki Kur'an da olmuyor mu? Yok, geriye doğru önündeki. Yani Hazreti Mesih'in önündekiler dediğinizde ondan önce gelmiş Resuller. Kur'an'ın önündekiler deyince de Kur'an'dan önceki kitaplar anlamında. Ve önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ وَهُدًى وَهِدَايَةً ve hidayet ve öğüt olarak ve müttakiler için hidayet ve öğüt olarak. Neler anlaşılabiliyor? Okuyalım bir meali. Ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Tevrat'tan iki eli arasındakileri tasdik edici olarak. Yani bu üst tarafta silmemişim. Sileyim. Ve onların izleri üzere Meryem oğlu İsa'yı artları sıra gönderdik. Önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak. Ve ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Ve önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak ve muttakiler için bir hidayet ve bir öğüt olarak. Hocam şurada bir değişiklik yapsak acaba? Yapalım. Ben Meryem oğlu İsa'yı onların izler üzerine atlarız atsak. Yani göndermekle birleştirsek daha iyi olur mu? Anlamadım. Neyle neyi Meryem oğlu İsa'yı neden soy alsak? Meryem oğlu İsa'yı nereden soy alalım? Neden soy alalım? Şu an. Şuraya mı? Evet. Ve Meryem oğlu İsa'yı onların izleri üzere artları sıra gönderdik. Böyle mi? Ve Meryem oğlu İsa'yı onların izleri üzere artları sıra gönderdik. Bu izleri üzere ve artları sıra yan yana geldi, iyi olmadı gibi geldi bana. Sanki aynı şeyin tekrarı gibi oldu. Geldi mi doğru yerine? Hı? Başka bir mülahaza var mı? Ve aşırı oldu. Evet, nasıl geçelim onları, o V'leri? Biz hepinize ayrıca demiştik ya şey. Ve ona İncil'i verdik. Ayrıca şunu ayrıca mı diyelim? Ayrıca. Ayrıca ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Ve önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak ve muttakiler için bir hidayet ve bir öğüt olarak. Hangisine? Ayrıca mı hem diyelim? Ayrıca ona İncil'i verdik. Onda hidayet ve nur vardır. Hem önündekileri ve Tevrat'ı tasdik edici olarak hem de burada, o zaman hem diyeceğiz, hem de muttakiler için bir hidayet ve bir öğüt olarak. Başka? Hocam
Peki. Biraz zor bir kurulumu var ayetin. Daha doğrusu Türkçe'ye bakan yüzüyle biraz zor. Başka bir mülaza yok ise 45. ayeti. Bu artıları dediğimiz çoğunluklara gidiyor değil mi? Yani o önceki ayette geçen nebileri kastediyor. Nebi, o nebilerin artları sıra Meryem oğlu İsa'yı gönderdi. Onların izleri üzere, yani aynı istikamette ama peşlerinden gönderdik. Peki. Maide suresi 46. ayet. Tüm Türkçe mealini tamamladık. İngilizcesine geçelim. Yerhamdülillah. 5. sure 46. ayet. Ve kaffeyna ala atharihim. And in their tracks we sent Jesus, the son of Mary, musaddiqan lima bayna yadayhi, confirming to what is between his two hands, min at-Tawrat, from the Torah, wa atainahu al-Injil, and we gave him the Injil fihi hudan, therein is guidance and light, fihi hudan wa nur wa musaddiqan, and confirming to what is between its two hands, from the Torah. Wahudan, and as a guidance, وَمَوْعِظَةً, and a sermon, لِلْمُتَّقِينَ, for those who protect themselves. Nasıl Mehmet abi? وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمْ, and in their tracks we send Jesus, the son of Mary, musaddiqan lima bayna yadayhi min at-Tawrat, confirming to what is between his two hands from the Torah, of the Torah, wa atainahu al-Injil, and we gave him the Injil, fihi hudan wa nur, therein is guidance and light, وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ, and confirming to what is between its two hands of the Torah, وَهُدًا, and as a guidance, وَمُوَعِضَةً, and as a sermon,
lilmuttaqin, for those who protect themselves. Neredesin ki? Burada Hazreti Mesih'e gidiyor. Aşağıda İncil'e gidiyor. Zaten ifadenin tekrarlanmasının anlamı da o. Hazreti Mesih kendisinden önceki Tevrat'ı tasdik ediyor. Yanı sıra kendisine verilen İncil de İncil'den önceki Tevrat'ı, bir kitap olan. Ama hocam, İngilizce'deki bu deyimi kullanmak gerekmez mi? Tuğrensi çok fazla bir şey yok. Yani Türkçe'de de, yani deyimden anlama geçip anlamı oturtmak, onu Türkçe'de de yapmadık. Burada da yapmak istemedim. Türkçe'de önündeki yazdığımız zaman... Önündeki yazdık mı Türkçe'de? Yazdık. İki elde vazgeçmiyor, öyle mi? Tabii, önündeki. And in their tracks. O zaman burada da önündeki diyelim. And in their tracks we send Jesus, the son of Mary, conforming to what is... before him of the Torah, confirming to what is before it of the Torah. Tamam. Başka bir mülaza. Okuyorum meali o zaman son kez. وَقَفَّيْنَا عَلَى أَثَارِهِ بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ And in their tracks we send Jesus, the son of Mary. مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ Confirming to what is before him of the Torah. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ And we gave him the Injil. فِيهِ هُدًى وَنُورٍ Therein is guidance and light. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاتِ And confirming to what is before it of the Torah. وَهُدًا And as a guidance. وَمَوْعِدَةً And as a sermon. لِلْمُتَّقِينَ For those who protect themselves. Peki. Böylece Maide Suresinin 46. ayetini tamamlamış olduk. Sanki İngilizcesi Türkçesinden daha iyi oldu gibi. Tabii İngilizceyi de çok hakim olmadığımız için bize de öyle geliyor olabilir. Geçiyorum Maide Suresinin 47. ayetine. Beşinci sure 47. ayet. Estaizu billah. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ Maide Suresi 47. ayet. Konu kendi iç bütünlüğüyle devam ediyor. Ve ilginç bir sıralama var yukarıdan itibaren. Konu daha yukarı giderseniz Allah'ın Resulünü rahatsız eden münafıklarla birlikte onu rahatsız eden Yahudiler üzerinden Yahudilere ve Tevrat'a taşınmıştı. Onların Allah'ın Resulüne gelip hüküm sormaları vesaire derken bir çağrışımla konu Tevrat'a geldi. Ve Allah Azze ve Celle orada Tevrat'ı tarif etti. İçinde hidayet, nur olan, kendi katından kendisini indirdiği, nebilerin, ahbarın, rabbaniyun denen kimselerin kendisiyle Yahudiler için hüküm çıkardığı, hüküm verdiği vesaire.
Oradan sonra İncil'e geçti konu. İncil'e geçiş aşamasında da yine Tevrat'la olan ilgi onların ardından, yani Tevrat'la hükmeden nebilerin ardından deyip Cenab-ı Hak oradan Tevrat'ı tutup, Tevrat'la hükmeden nebileri tutup onların ardından Meryem oğlu İsa'yı gönderdiğini söyledi. Sonra Meryem oğlu İsa'nın Tevrat'ı tasdik eden bir Resul olduğunu, getirdiği kendisine verilen İncil'in de yine Tevrat'ı tasdik ettiği derken konu ve biz ona İncil'i verdik yanı sıra dedi bir önceki ayet ve kendimizi İncil'le baş başa bulduk. Şimdi İncil'i işliyoruz. Kısmen önceki ayette Allah Azze ve Celle fihi hudan ve nur, önceki ayetin sonu İncil'i tarif eden ifadelerle tamamlandı. Fihi hudan, onda hidayet var. Ve nur, onda nur var. Ve mu'ayda ve huden, o musad ve tasdik eder Tevrat'ı. Ve mu'ayden ve hidayettir. Ve mu'aydaten ve öğüttür lil muttakin, muttakiler için. Dolayısıyla konu İncil'e odaklandı. Şimdi bu ayette İncil üzerinden konu devam ediyor. Aslında Kur'an'da her gelen kitap bir önceki tasdik edici olarak değil mi? Yani Saf suresinde yine Hazreti İsa'nın dilinden benden sonra gelecek İncil ve Tevrat'ı tasdik eden şeyi de var. Ve mübeşşiren bir rasulün ye'ti min ba'di ismuhu Ahmed. Kur'an'ı tarif ederken Cenab-ı Hak musaddikan lima beyne yedeyhi minettevrati vel incil diyor. Tevrat'ı, İncil'i tasdik eden bir kitap olarak diyor. Dolayısıyla bu tabii ki böyle. Ama özelde konuşurken de konu Tevrat'tan İncil'e geçtiği yerde Hazreti Mesih'in bizatihi Tevrat sahiplerine gönderildiğini anlattığı yerde Cenab-ı Hak Hazreti Mesih Tevrat'ı dışlayan, onu kaldır batan bir konumda değil, onu aynen devam ettiren, onu tasdik eden, bazı haram halal hükümlerinde kolaylaştırmaya, yani وَلِي اُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ve size bazı haram kılınmış şeyleri helal yapmak üzere Allah beni size elçi olarak gönderdi diyor. Dolayısıyla Tevrat'ı dışlamamış, tam tersine sahiplenmiş, tasdik etmiş bir konumda. Dolayısıyla bu akışı anlattığı için Cenab-ı Hak burada sadece Tevrat'ı andı. Yoksa elbette ki Hazreti Mesih de kendi çağrısıyla, Allah'tan getirdiği o mesajla değil Hazreti Musa'yı, ta Hazreti Nuh'u dahi tasdik ediyordu. Aynı şeyleri tekrar ediyordu. Aynı inanca davet ediyordu. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.